أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين Kıymetli izleyenlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyer-i nebisini Hendek Harbi ile anlatmaya devam ediyoruz. On binlerce düşman ordusu Hendek'in önüne geldiklerinde bir de baktılar ki hiç görmedikleri bir olayla karşılaştılar. Medineli Ensar ve Muhacir Hendek'in Medine tarafında, Şam ve Uhud bölgesi tarafındaki açık tarafta Mekkeli müşrikler on binlerce asker ile toplanmışlar ama önlerinde bir set bir Hendek var. Bir sağa bir sola attılar, gittiler, geldiler. Baktılar ki bu Hendek Medine'nin önünü komple muhafaza altına almış. Ve otağlarını kurdular. Gece gündüz eğlenceye düştüler. Yemeklerini yediler. Her gün ok atışlarıyla bazı süvari, kendine ve atına güvenenler Hendek'in dar alanlarından karşı tarafa geçmek için, savaşabilmek için uğraşı verdiler. Bunlardan bir tanesi de Abdüüt isminde bir tane bin kişiye bedel dedikleri bir savaşçıydı. Bu Bedir'de yaralanmış. Bedir'de yaralandıktan sonra öcümü almadan asla koku sürünmeyeceğim, saçlarımı kesmeyeceğim diye ahdetmiş. Neticesinde atını sürmüş, Hendek'in dar alanından karşı tarafa geçmiş ve bütün İslam ordusuna meydan okuyor. Hazreti Ali Efendimiz meydan okumasına hemen cevap veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimizin zırhını giydiriyor ve diyor ki ya Rabbi, Bedir'de amcamın biri Ubeyde'yi, Uhud'da Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza Efendimiz'i kaybettim. Ya Rabbi, Hazreti Ali'ye yardım et, onu muhafaza et, onu bizlere bağışla diye dua ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'in zırhını giydirip dualarla bağladıktan sonra kılıcını da takıyor ve Hazreti Ali Efendimiz Abdüvüt denilen adam ile meydanda buluşuyor. İlk etapta gelenin kim olduğunu soran Abdüvüt denilen ihtişamlı adam, güçlü kuvvetli adam, Hazreti Ali Efendimizin geldiğini duyunca ben seni tanımıyorum bile, ismini bile duymadım. Babanı belki tanırdım. Sen daha çocuksun. Yok mu Hazreti Ömer? Yok mu Ebu Bekirler? Yok mu diğerleri diye isim isim sayıyor. Hazreti Ali Efendimiz ona gençlikten ziyade er meydanında olduklarından bahsediyor. Kendisi için kolay bir lokma olduğunu düşünen Abdüvüt hemen atından aşağıya iniyor. Atının ayağına bir kılıç darbesi vurup Hazreti Ali Efendimiz'e bir hamle yapıyor. Öyle bir hamle ki Hazreti Ali Efendimiz o hamleyi kalkanı ile savuştururken kalkanı parçalanıyor ve Hazreti Ali Efendimiz'in yüzünde bir kılıç izi beliriyor. Tabi hamle sırası Hazreti Ali Efendimiz'de olunca bir hamlede Abdüvüt denilen adamı yere seriyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan Allahu Ekber tekbirini, nidasını söylüyorlar. Mekkeli müşrikler şok içerisine girmiş oluyor. Ve Hendek Harbi'nin kızıştığı zaman dilimlerinde hep ok atımı ve Hendek'i geçme süvarilerin hareketleriyle sahabe efendilerimizden 5 kişinin şehit olduğu, Mekkeli müşriklerden de 4 kişinin öldürüldüğü ve birçok yaralının bulunduğu kitaplarda, kayıtlarda mevcuttur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
20 gün muhasara altında kalan Hendek Harbi zamanında bir gün en şiddetli zaman, artık Mekkeli müşriklerin yiyecekleri azalıyor. Kendi aralarında sıkıntı baş gösteriyor. Böyle olduğu zaman diliminde diyorlar ki yarın topyekun bu işi biz bitireceğiz. Artık Hendekler geçilecek, aşılacak ve biz Medine'yi yerle bir edeceğiz diye düşünüyorlar. Derken ertesi gün harp çok şiddetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz bulunmuş oldukları bölgeleri muhafaza edebilmek için çok uğraşı veriyorlar. Hatta namaz vakit girmesine rağmen o savaşın, harbin şiddetinden dolayı namaz vakitlerinin girip çıktığını bile unutuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi namazlarımızı bile bize unutturan bu müşriklere, bu kafirlere karşı Allah'ım bizlere yardım et diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp özelce dua ediyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde bu olaydan bahsederken ya eyyühellezine amenu zikuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler, Allah'ı zikrediniz. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri hatırlayınız. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Size karşınızda ordular size yüklendikleri zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, görünmeyen ordularla ve rüzgarı onlara musallat ederek Allah Celle Celaluhu müminlere yardımda bulunmuştu. Hakikaten o gün o kasırga, çöl rüzgarı çok şiddetli esmiş, Mekkeli müşriklerin bulunmuş oldukları çadırları yerinden etmiş, tencereler, tavalar birbirlerine vuruyor, develer ürkmüş ve Mekke'nin yolunu tutmuş. Derken bu kadar muhasarada başarı elde edilememiş, kendi aralarında nifak tohumları sokulmuş ve Mekkeli müşrikler herkes birbirine kızar olmuş. Bu olay da üzerine tuz biber olunca başka çare bulamayan Ebu Sufyan, o zaman Hendek'te Mekkeli müşriklerin ordunun komutanı, devesine ilk binen o biniyor ve Mekke'nin yolunu tutuyor, talimat ediyor. Sabaha kadar bütün müfrezeler Mekke'nin yoluna doğru dizilsin. Artık istikamet Mekke, Mekkeli müşrikler ve ona tabi olan Gatafan, Süleym, Esed, Fizare, Mürre, Eşça gibi kabilelerin hepsi Yahudileri yalnız bırakıyor, kendi haline bırakıyor ve Mekke'nin yolunu tutup kaçıyorlardı. Medine-i Münevvere'de 3 zümre vardı. Hendek'in bu tarafında kalan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inanmış sağlam ensar ve muhacir ashab-ı kiram efendilerimiz vardı. Bir de aynı Uhud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i savaş meydanında terk eden münafıklar olduğu gibi Hendek Savaşı'nda da münafıklar vardı. Aynı zamanda Medine-i Münevvere'yi korumak için aynı vesikaya imza atan Yahudiler de vardı. Yalnız Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İki savaşın arasında bırakmış ve ihanet etmişlerdi. Ahzab suresinde Hazreti Allah Celle Celaluhu bundan bahsederken Bismillahirrahmanirrahim İz ca'ukum min fevkikum ve min esfele minkum ve izzâgatil ebsâru ve belagatil kulûbul hanâcir ve tazunnûne billâhi zunûne. Savaş meydanında karşıdan gelen, alt taraftan gelen Hendek'in karşısında bulunan on binlerce askerin geldiği, döküldüğü o Mekkeli müşrikleri gördüklerinde gözleri donmuş, kalplerine sanki hançer yapışmış ve o zaman bazı münafıkların kalbinde "Aa, eyvah, ne olacak bu?" dedikleri
ve bazıların da hıyanet edip kaçtığı görürsünüz siz şimdi. Mekkeli müşrikler bak sizi nasıl ezecekler diye düşündükleri durumu Allah'ımız Ahzab suresinde bilgilendiriyor. Yine o sadık müminlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber günlerce çalışılmış, hendek kazılmış, oklarını almışlar, silahlarını almışlar, cephede nöbet tutan sahabe efendilerimiz de bu orduyu gördüklerinde bismillah yine Ahzab suresinde ve lemma ra'al mu'minun el ahzab, ne zaman müminler iman ehli o orduları karşılarında gördüklerinde galu dediler. Haza ma va'adana Allahu ve rasuluhu ve sadaka Allahu ve rasuluhu ve ma zadahum illa imanen ve teslima. O zaman bu orduları karşılarında gören müminler, ashab-ı kiram efendilerimiz dediler ki Allah'ın ve Resulü'nün vaat etmiş olduğu budur dediler. Allah ve Resulü her zaman sadık ve doğru sözlüdür. Doğru söylediler, sadakatlerinin karşılığı mutlaka meydana çıktı. Ve hakikaten öyle oldu. Hendek Harbi'nde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın, İran'ın, Yemen'in fethedileceğinin müjdesini veriyor. Ama karnında iki tane taş var ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında, İslam ordusunun karşısında 10 binlerce Mekkeli müşrik var. Böyle bir zaman diliminde fethin ve fethedilecek yerlerin müjdesini vermek elbette önem arz ediyor. Ve sahabe efendilerimiz de o orduları gördüklerinde هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, İşte Allah'ın ve Resulü'nün vaat etmiş olduğu gün bugündür diyorlar. Bir tarafta müminlerin sadakati, iman ehlinin, İslam ordusunun sadakati, diğer tarafta da içlerinde bulunan, kendilerindenmiş gibi gözüken münafıkların nifakı ve alametlerini Kur'an-ı Kerim ayrı ayrı beyan etmiş oluyor. Hatta onlardan bahsederken yine ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki Rabbimiz وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا. Onlardan bir taife, bir grup şöyle söylemişti: ey Medine ehli, لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا, burası sizin ikamet yeriniz değil ki. Burada niye boş boşuna nöbet tutup bekliyorsunuz ki? Karşıda zibil gibi bir ordu var. Ferci'u, evlerinize dönün. Yerlerinize, yurtlarınıza dönün. Ve onlardan bir kısmı da ve yestezinu fariqun minhumun nebiyye yekuluna inne buyutana avratun ve ma hiye bi avra in yuriduna illa firara. Onlardan bir takımları da evlerimiz, kapıları, bacaları boştur. Bize müsaade et de evlerimize gidelim. Açıkta bırakmayalım evlerini diye. Sadece ve sadece kaçmaktan başka bir şey düşünmeyen elbet münafıklar vardı. İşte böyle bir zamanda bir de üstüne üstlük Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendileriyle aralarında bir sözleşme, ahitname olmasına rağmen Mekkeli müşriklerle Yahudiler arasında İslam toplumunu Medine-i Münevvere'de, Hendek'te başı başına bırakmış ve Yahudiler ihanet etmiş, kendi evleri, yurtları Medine'de arka tarafta kalan Yahudiler bazen ara sıra Medine'deki müminlerin evlerine, sokaklarına, caddelerine saldırıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nin bulunmuş olduğu bölgedeki bazı müfrezeleri Yahudilerden gelen tehlikelere karşı Medine-i Münevvere'yi muhafaza etmek için gönderiyordu. O zaman ashab-ı kiram efendilerimizin hanımları kendi aralarında güç birlikleri oluşturmuş ve Medine-i Münevvere'yi içte de onlar müdafaa etmeye nöbetçi gelen müfrezelerle beraber bu şekilde müdafaa etmeye çalışıyorlardı. Tabii netice olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi bittikten sonra beni Kurayza Yahudilerinin yurduna gidiyor ve onları muhasara altına alıyor. Onlar muhasara altına alındıklarında ilk başta bir çarpışılıyor. Ama netice olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Muaz'ı hakem tayin ederek
kendi aralarında Sa'd bin Muaz'ın hükmüyle 400'e yakın erkeğin idam edilmesi ve diğer kalanlarının sürgün edilmesiyle Yahudilerin Medine-i Münevvere'deki tasallutu, ihaneti son bulmuş oluyor. Mevlamız Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu, Kudüs-ü Şerif'teki müminlerin, Yahudilerin zulmü altında inim inim inleyen diğer mümin ve müminatı en kısa zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Rabbim onları da muhafaza eylesin, korusun ve kurtarsın inşallah. Kudüs-ü Şerif'in ümmeti Muhammed'in elinde olduğunu görmeye, müminlerin başkenti olduğu görmeye Rabbim bizleri de muvaffak eylesin. Hicretin 6. yılında hem Hendek Savaşı, savaşın akabinde Beni Kurayza Yahudilerinin sürgün edilip Yahudi belasından Medine-i Münevvere'de kurtarılması, hicretin 6. senesinin güzel Müslümanların lehinde gerçekleşen olaylarındandır. Medine'deki kıtlık, insanlar tarlalarını, bahçelerini, hurma bahçelerini bırakmışlar. Bir ay kadar hendek kazılmış, bir ay kadar muhasara altında tutulmuş. Akabinde Hendek Savaşı'nda develerini bırakan, yiyeceğini, erzakını bırakıp kaçan Mekkeli müşriklerin bırakmış oldukları ganimetler, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ve Medine-i Münevvere'nin kıtlıktan çıkmasına vesile olmuştu. Bu da Hendek Harbi'nin ayrı güzelliklerinden sayılmaktadır. Hendek Savaşı'nda şehit olan sahabe efendilerimizden 5 kişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu şüheda Hendek Savaşı'nda şehit olanların ve diğer Uhud Savaşı'nda Bedir'de şühedanın şehadetlerini Rabbim makbul eylesin, bizlerin de şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.